Merhaba arkadaşlar, Para Bilgi Kanalı'na hoş geldiniz. Evet, haftanın ilk günü, 2023 yılının ilk günü Borsa İstanbul açılış gününde bugün Borsa İstanbul'da BIST yüzde endeksinde en fazla para girişi ve para çıkışı olan hisseleri sizler için listeledik arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz en çok para girişi olan hisseleri bilmeniz bir yatırımcı olarak önemlidir. Çünkü siz de bu hisseler nezdinde nerelere yatırım yapacağınızı, insanların nerelere yatırım yaptıklarını böylece bilmiş oluyorsunuz. Evet, başlayalım arkadaşlar. Birinci sırada Akfen var. Gördüğünüz gibi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 5.61 ile kapatmış günü arkadaşlar. Açılışı 5.28 ve %6.25 gibi inanılmaz bir derecede, güzel bir derecede para kazandırmış bugün yatırımcısına. Bir önceki gün son işlem gününde 59 milyon iken işlem adeti bugün arkadaşlar 175 milyon olmuş ve %196 oranında işlem adedinde bir değişiklik var. Zaten bu da gördüğünüz gibi hissenin değerine de yansımış ve hisse %6.25 oranında değer kazanmış. İkinci sırada Ereğli Demir Çelik var. 41.26'dan açmış Ereğli ve kapanışı 42.78 Ereğli gibi hantal hisseler bile bugün %3.68 endeks üstü bir gelir elde etti arkadaşlar. 88 milyonluk işlem adeti 242 milyona çıkmış ve %174 oranında e, işlem adedinde bir artış söz konusu. Ereli'nin e, işlem adedi buradaki 10 listenin yani 10 hissenin en fazlası arkadaşlar fakat oran olarak baktığınızda ikinci sırada duruyor. Evet üçüncü sırada arkadaşlar Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. 8.94 ile açılış yapmış. 8.98 ile kapatmış. Çok az bir değer ortalaması kazancı var. 0.45 fakat 6.800.000'lik işlem adeti 17 milyona yükselmiş ve buradan arkadaşlar görüyoruz ki %150 oranında bir işlem oranında adedinde değişim var. Evet Bursa Çimento %5.17 değer kazandığı bir günü yaşamış. Bugün sezonun yani yılın ilk gününde 12 milyon 400 binlik işlem adedini 30 milyona yaklaşık 30 milyona çıkarmış ve %140 oranında işlem adedinde değişim söz konusu. İşlemir arkadaşlar 3.12 değer kazanmış bugün 1.5 milyonluk işlem adedi 3.300'e çıkmış yüzde 122 oranında işlem adedinde bir değişim söz konusu. Erbost 186.60'dan açmış 194.91'den den kapatmış yüzde 5.95 gibi iyi oranda bir değer kazanmış. 327 binlik işlem adedi arkadaşlar 695 bine yükselmiş. 112, %112 oranında işlem adedinde değişim var. Evet, Ak Holding 110 lira 40 kuruştan açmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve e, Ak Holding açılımını da yapalım isterseniz. AG Anadolu Grubu Holding Anadolu Şirketi. yüzde %1.27 değer kazanmış. 914 bin olan işlem adedini 1 milyon 866 bine yükseltmiş yüzde 104 oranında artırmış. Evet sıradaki hisseye baktığımız zaman Global Yatırım Holding'i görüyoruz. Yüzde 9.08 gibi iyi derecede neredeyse tavana tavan derecesinde bir değer kazanmış arkadaşlar. 23 milyon 826 bin olan işlem adedini 44 milyona çıkarmış. 44 milyon 352 bine ve %86.15 oranında değer kazanmış. Ee, işlem i̇şlem adedinde yukarıya ivme kazanmış. Evet devam ediyorum. Briat var. Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi. Borsa İstanbul'un pahalı hisselerinden birisidir. Yani paha olarak yani miktar olarak en son gördüğünüz gibi 1217'den kapatmış ve %4.73 değer kazanmış. Fiyatı yüksek olduğu için de işlem adedi az 59.259 ama 101.000'e çıkarmış arkadaşlar. %71.41 işlem adinde değişim var. Teknosa %7.32 gibi yatırımcısına iyi bir değer kazandırmış. 2.600.000'lik işlem adedini 4.380.000'e çıkarmış. %65.56 işlem adedinde değişim var ve bunu yükseltmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradaki 10 hissenin onunda da pozitiflik söz konusu ve en az değer kazanan 0.45 değer kazanmış diğerleri bu endeksin yani çoğu endeks üstü bir gelir elde etmiş durumda. Evet şimdi en fazla para çıkışı olan hisselerden 4 tanesi var burada onları bir görelim arkadaşlar. Para çıkışını tabii siz her zaman şey anlamamak lazım yani hisselerin değer kaybettiğini ya da ilgi görmediği anlamı doğurmaz arkadaşlar. Sadece burada hisseler üzerinde daha fazla alım satım olduğunu, hacmin yüksek olduğunu da gösterebilir. Bu yönüyle de ve günlük olarak da bu durumlar değişir. Yani bunu göz önünde bulundurun lütfen. Bunlar her gün aynı şey olacak değildir bu. Günlük olarak bunlar değişir. Evet, birinci sırada gördüğünüz gibi tablodan da Kiler Holding var. Kiler Holding günü 26.50'den kapatmış arkadaşlar. Ve açılış olarak da 27.24'ten açmış. %2.72 gibi bir değer kaybı var. 1.437.000 olan işlem adedi 2.660.000'e yükselmiş. %85.11. Burada gördüğünüz gibi işlem adedi %85.11 artsa da hissede %2.72'lik bir değer kaybı söz konusu. İkinci sırada en fazla para çıkışı olan hisselerden İpek Enerji var. Açılışı 34.90, kapanış 36.18, ağırlıklı ortalama 35.43 ve İpek Enerji en fazla para çıkışı yaşayan hisselerden olsa da 3.67 oranında değer kazanmış arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 4. milyon 91 bin adetken önceki işlem adedi şimdi 6 milyon bine yükselmiş ve %52.29 oranında İşlem modelinde değişim var ve pozitif kapatmış para çıkışı çok olsa da. Evet Yuren var. Euren burada da arkadaşlar 0.57'lik bir kayıp görüyoruz. 5 milyon birimlik işlem adedi 7 milyon çıkmış %26.82 bir artış söz konusu. Asuzu var arkadaşlar 0.35 gibi az da olsa bir değer kaybı görüyoruz. 522 binlik işlem adedi 598.954'e çıkmış. 14.65 yüzde olarak değişim göstermiş ise. Evet lütfen arkadaşlar buradaki notlarımız önemli. Borsada işlem gören hisse senetlerine günlük para giriş ve çıkışları olabilmektedir. Ancak para girişinin anlamlı olabilmesi için biraz önce de söylediğim gibi sürekliliğin olabilmesi önemlidir. Bu açıdan takip ettiğiniz hisseye para girişin düzenli devam edip etmediğini gözlemleyebilmeniz önemlidir. Hazırladığımız listeyi BIST 100 endeksindeki hisselerden seçtik. Veri içerikleri finnet2000.com'dan alınmıştır. BIST 100 endeksine yer alan hisselerin daha aktif bir piyasaya sahip olması bu tercihimizde belirleyici olmuştur. Buradaki bilgiler sizin portföyünüze uymayabilir. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız biz mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.